Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos ayında enflasyon düşecek demişti ancak dediği gibi olmadı. Enflasyon yükseldi. Yeni açıklamasındaysa enflasyon dünyanın sorunu. Avro bölgesi de enflasyonla baş etmeye çalışıyor dedi. Bu sözlere Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan itiraz geldi. Bakın bu kardeşiniz ekonominin başına geçtiğinde enflasyon %29'du. 29. Bugünkü gibi makyajlanmış enflasyon değil ha, gerçek enflasyon. Tam 2 yılda bunu aldık, tek haneye indirdik. Ben soruyorum Sayın Erdoğan'a, niye bugün yapamıyorsunuz? Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. Muhalefetin yüksek enflasyon eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı enflasyon dünyanın sorunu dedi. Deva Partisi lideri Ali Babacan ise ekonomi yönetimini sorumlu tuttu. Benim alanım ekonomi demiyor mu? Ben ekonomistim demedi mi dedi. Ya 3 yıl 3 ay olmuş, düzel şu ekonomiyi. Neyi bekliyorsun, kimi bekliyorsun değil mi? Ağustos ayı ile beraber de artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının aksine Ağustos ayında da enflasyon arttı. Tüketici enflasyonu %19,25. TÜİK rakam açıklayınca vatandaş bazen 2 ile çarpıyor, bazen 3 ile çarpıyor. Vatandaşlarımız bayağı çarpma uzmanı oldu. Avro bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Erdoğan bu kez enflasyon artışını küresel gelişmelerle açıkladı. Avrupa'da da enflasyon tırmanışta dedi. Ancak Avrupa ülkelerindeki enflasyon rakamı Türkiye'nin çok çok altında. Türkiye dünyada en yüksek 12. enflasyona sahip. Almanya'da enflasyon %3,8. İsviçre'de %0,4. Hollanda'da 1,4. Bütün yetkiyi tek elinizde toplayan siz değil misiniz? 2017'de referandumda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek, bu ülkenin sorunları çözülecek diyen siz değil misiniz? Küresel düzeyde emtia fiyatlarında yaşanan %25'e yakın artışın etkileri sanayiden tarıma her alanda hissediliyor. Bu iktidar artık yorgun bir iktidar, yorulmuş bir iktidar ve üstelik bilmiyor. Fakat sorun şu ki bilmediğini de bilmiyor. AK Parti döneminde yıllarca ekonominin başındaki isim olan Deva Partisi lideri Ali Babacan Erdoğan'a hedef aldı. Sadece enflasyon rakamı üzerinden de değil. %21 ekonomiyi büyüttük diyorlar değil mi? Dünyada İngiltere'den sonra ikinci en büyük büyüyen ülke. Kendi hanenizin ekonomisi büyüdü mü? Cüzdanda büyüme var mı? Yok. Çarşıya, pazara, markete gittiğinizde alışverişinizi rahat yapabiliyor musunuz? Büyüyen hangi ekonomi ya? Ekonomiye bakan zat şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Zamanında Merkez Bankası'nın faizi %6-7 iken o dönemin bürokratlarına vatan haini diyen siz değil miydiniz? Bugün Merkez Bankası'nın faizi %19. %6-7 faiz eğer vatana ihanetse %19 faizi nasıl tanımlayacaksın? Ali Babacan Cumhurbaşkanı'nın geçmişte Merkez Bankası bürokratları için kurduğu cümleleri hatırlattı. Bugün de karşıyım sözüne rağmen %19'luk Merkez Bankası faizini. Merkez Bankası başkanını talimatınızı yerine getirmiyorsa değiştirin. 4 defa değiştirdiniz değil mi? Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Bu da lafınızı dinlemiyorsa hemen bu gece bir kararnameyle atayın kendinizi, faizi yarın düşürün. Niye bu millete bu bedeli ödetiyorsunuz?